Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Supremaci 1914'te gene sizlerle birlikteyiz. Hemen başlayalım. Öncelikle şu an olduğum harita ne diye soracak olursanız arkadaşlar, gördüğünüz gibi 100 kişilik bir harita. Yani başlangıç turunu bitiren kişiler için tavsiye ettiğim bir harita. Bu tür haritalara katılmanız için 3. seviye olmanız gerekiyor. Onun aşağısında katılamıyorsunuz arkadaşlar. Başka bu haritaların farklılığı ne? Mesela vilayetleriniz 10 değil. Mesela eğitim modunda sizin normalde 10 vilayetiniz oluyordu. Ama burada göstereyim hemen. Yani 10'dan az ne kadar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 civarı vilayetiniz oluyor arkadaşlar. Ama burada değişmeyen tek bir şey var. O da sizin oynayış tarzınız. Bir önceki oyunda ne yapıyorsanız burada da aynısını yapabilirsiniz. Eğitim modu zaten bunun için bir ön izleme gibi bir şey. Arkadaşlar önce hemen yaptıklarımı göstereyim. Koalisyon kurduk. Büyük Osmanlı diye. Ne kadar birlik olduğuna bakmayın. Mesela 3, 5, 10, 20 tane. Eğer işinize gelmiyorlarsa siz kendinize özel hemen bir birlik oluşturun. Ayrıca şu da var. Mesela birliklerinizde sürekli insanları bedava almak zorunda değilsiniz. Ne yazıyor? Gelenlere ekonomik destek sağlanacaktır. Tüm kazanmak isteyenleri bekliyorum. Katılmak ücretlidir. Mesela arkadaşlar yani buraya alırken de siz de onlardan birkaç şey, fazla abartmadan birkaç şey alabilirsiniz. Yani insanlar gelmek istiyorsa bunun için ufak bedel ödemeleri iyi olacaktır. Çünkü insanlar bedel ödedikleri şey için vazgeçmezler. Ama eğer bedava bir klan olsaydı mesela gelirlerdi, nasıl olsa bedava girdim diye hemen çıkabilirlerdi. Ama burada bedel ödeyecekler. Bunun için de çıkmak istemeyeceklerdir. Şimdi her oyunda yaptığımız gibi hemen yaptıklarımı göstereyim tekrardan. Eyalet yönetimi diyoruz. Her vilayete askerlik şubemi inşa ettim öncelikle. Ayrıca biraz demirim de fazla, o yüzden şey de inşa edebilirim. Zırhlı araç. O yüzden tüm vilayetleri seçiyoruz. Bakalım hepsini yapabilecek miyiz? Evet, tüm vilayetleri yapabiliyoruz. O zaman hepsini inşa edelim. 1. seviye atölye yeterli arkadaşlar zırhlı araç yapmak için. Oyunun başında zırhlı araç çok değerli oluyor. Çünkü savunma değerleri çok yüksek. Kolay kolay öldürülemiyorlar arkadaşlar. Oyunun başında kimsenin hisarı olmaması apayrı bir durum. Zaten bu arkadaş da şu an saldırdığım arkadaş. Yani ben şu an durduk yere saldırmıyorum. Oyunu bırakacakmış, çıkacakmış. Hazır çıkarken de sana bırakayım dedi. Ben de o yüzden tamam dedim ve saldırmaya başladım. Şu kalan askerleri ne yapacak diye sorarsınız. Yani ikisinden birine saldıracakmış şu devletlerden. Ya buraya ya da buraya. Zaten diğerleri de bot. Yani gerçek bir oyuncu tarafından kullanılmıyor arkadaşlar. Peki o zaman bakalım inşa edilmiş mi? Eğer inşa edildiyse hemen zırhlı araçlarımızı üretelim. Evet, inşa edilmiş. O zaman hepsini de üretebiliyorsak gene güzel olur. Ama hiç zannetmiyorum çünkü bayağı üretmesi zorlayıcı bir şey. Evet, hepsini de yapamıyoruz. O yüzden birkaç vilayetimizde yapacağız. Zaten demirimiz de kısıtlı. Gün geçtikçe azalıyor. Ama bu bizim için sıkıntı değil. Biraz paramız var galiba. Bakalım, demir fiyatları oyunun başında genelde pahalı oluyor ama iyi, ucuzmuş. Daha pahalılaşmaya başlamamış. Ama gene de pahalı şimdi. Odunumuz da düşüyor. Odun daha ucuz. Ama gerek yok, zaten oyunun başı. O yüzden hemen birkaç tane zırhlı aracımızı imal edelim arkadaşlar. Evet, burada üretelim. Zaten üretim 2 gün sürüyor. Yani oyun günü, buradaki gün gerçek gün değil. Sol alt kısımda yazıyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Sonraki günün başlamasını diyor 9 saat 19 dakika var diyor. 9 saat 18 dakika sonra bir sonraki güne atlayacakmışız. O yüzden diğer vilayetlerimize de inşa edelim. Çünkü oyunun başında demin dediğim gibi çok önemli bu zırh karşıtı. Oyunun kaderini değiştirebiliyorlar. O yüzden her vilayetimizde, yani demirimiz yetmese de çoğu vilayette inşa etmeye çalışmalıyız. Evet, sınıra yakın olan yerlere inşa etmeye başladım zırhlı araçlarımızı. Bu arkadaş da eğer gider saldırırsa güzel bir biz de oradan genişleyebiliriz arkadaşlar. Ayrıca oyuna başladığınızda bir önceki videoda bahsetmiştim. Büyük ihtimalle iyi butonunu da koyarım. Bu 100 kişilik oyunlarda gazete çok önemli arkadaşlar. Mesela burada insanlara gözdağı verebilirsiniz ve ülkenize davet edebilirsiniz. Mesela yakında Britanya Bengali'nin tamamen kontrolüme geçecek. Burada sakın şey demeyin mesela. İşte o geri çekiliyor da işte oyunu bırakacak, ben o yüzden şikayet ediyorum. Hayır. Çünkü ben güçlüyüm baskısı kurmaya çalışın. Mesela ne olursa olsun abartın her şey. Ben de öyle dedim. Ondan sonra oyunun geçmişine bakıyoruz. Buradan insanlar genellikle çok yanlış yaptıkları bir şey var. Burada normal konuşacakları sohbeti gelip burada konuşuyorlar. İşte bu da bizim yani onların düşmanlarının öğrenmesi için bir fırsat oluyor. Ayrıca arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an benim odunum, demirim aşırı derecede düşükte. Hatta buğdayım. İşte o yüzden buranın elime geçmesi çok iyi oldu. Burada buğday ve demir ve odun yatakları da var. Bu sayede buradan da kazançlarımızı yükseltebiliriz. Eksiye düşersek arkadaşlar moral düşüyor. Bunu bir önceki videoda anlatmıştım büyük ihtimalle. Moral düşme etmenlerini. Şimdi yapacağımız birkaç şey kaldı. Askerlerin oluşmasını beklemek ve ardından gelecekleri izlemek. Bu arada şunu fark ettim. Biraz paramız var galiba. Bu yüzden biraz ajan almayı da düşünmüyor diyelim. Bir bakalım. Pardon. Mesela vilayetlere bakalım tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vilayeti var buranın. Buranın kaç vilayeti var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aynı. O zaman istediğimiz birine yollayalım ajanlarımızı. O zaman bu adam da bu ikisinden hangisini casus göndermediysek oraya saldırsın. Bu sayede bizim de işimize gelir. İşte bu yüzden arkadaşlar sizin de diplomasi becerilerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Mesela ben bu adamla gidip konuşmasaydım o nereden bilecekti? Nasıl bana verecekti o kadar şehri? İşte bu yüzden sizin de diplomatik ilişkilerinizi geliştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. İyi sohbet etmeniz gerekiyor. İyi arkadaşlık kurmanız gerekiyor. Ama sakın onlara güvenmeyin. Bunun için de ayrı bir video yapabilirim, hainlik videosu diye. İnsanlar size mesela dost olduğunuzu söyleyip harita paylaş yapıp ardından gelip size saldırabilir. Yani kimseye güvenmeyin nasıl olsa müttefiğim diye. Hemen bir dakika. Hemen casuslarımızı yollayalım. Casus sekmesine gidiyoruz. Casuslar diyoruz. Arkadaşlar buradan Goldmark'la da anlık eylem yapabilirsiniz. Ülkenin bilgisini, moralini düşürebilirsiniz, ekonomiyi bozabilirsiniz, sabotaj vesaire daha bir sürü şey yapabilirsiniz. Bir tane ajanı almak 20.000 para olarak fiyatlandırılmış. Günlük arkadaşlar 1500 para yiyor arkadaşlar. Oyunun tam bir birimi yok. Ben 5 tane alsam yeter galiba. Evet 5 tane yeter. Yani bir tane alalım. Sonra bunu askeri sabotaja koyuyorum. Askeri sabotajlarını yapıp bana ülke bilgisini verebilir. Gördüğünüz gibi askeri sabotaj görevindeki casuslar düşmanın askeri planlarına ve altyapısına engel olmaya çalışır. Ne demek? Mesela arkadaşlar toplarını imha edebilirler, askerlerini öldürebilirler ya da size askerlerle ilgili bilgi verebilirler. Ekonomik sabotaj, ülkedeki vergileri size kaçırabilirler, düşmanların kaynak üretimini görebilirsiniz. İstihbaratta hangi ülkelerle hangi mesaj atmış, ne konuşmuş bunları da bunlarla ilgili istihbarat toplamanızı sağlıyor arkadaşlar. Casus sekmesi de böyleydi. Arkadaşlar şimdi üstümdeki şehir, daha doğrusu ülke işgal edilince Part 2 olarak tekrar karşınıza çıkacağım. Umuyorum ki videoyu beğenmişsinizdir. Eğer sorunuz varsa hemen sorabilirsiniz aşağıdan, mutlaka ve mutlaka cevaplarım. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bu tüm haritayı size anlatmaya çalışacağım. Sanırım büyük ihtimalle birinci olacağız. Her aşamayı size dikkatlice anlatacağım. Tüm haritayı işgal edince de yeni bir oyuna başlayacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.